çok. Merhaba, ben Vatnela. Bazı oyunlar olur. Bunlar adeta hikayesiyle sizi film gibi içine çeker. Kendi evreninde yaşatır ve orada da rahat bırakmaz. Sürekli eğlendirir, hüzünlendirir ve bunun gibi bir sürü deneyim bırakır. İşte eğer böyle bir oyun istiyorsan doğru yerdesin. Bugünkü listemizde tam 9 tane ücretsiz ve Türkçe dil seçeneği olan hikaye tabanlı oyun inceleyeceğiz. Tabii bu oyunlar her zamanki gibi çok çeşitli. Hüzün dolu hikayelerden aksiyon dolu hikayelere, seçimlere göre değişen oyunlardan hikayeye göre tam bir oynayış gibi çok çeşitli oyunlar var. Ve yetmez usta daha da fazla oyun ver diyorsan kanalımızdaki diğer hikaye tabanlı oyunlar videolarını da inceleyebilirsin. Hadi videoya geçelim. Jekyll and Hyde dedektif hikayesi. İlk oyunumuz adından anlaşılacağı gibi bir dedektif hikayesi. Oyuna ilk başladığınızda siz entelektüel palabıyıklı bir tane Sherlock'sunuz ve güzel bir hikaye eşliğinde şehirdeki gizemi çözmek ve ipuçlarını bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii dönem 1980'lerde geçiyor ve öyle eski püskü ama modern evlerde gizem için çeşitli şeyler arıyorsunuz. Arada gidip dışarıda insanlarla falan konuşuyorsunuz. Bunun gibi bir sürü şey yapıyorsunuz ama tabii siz ne kadar entelektüel, ne kadar akıllı bir adam olsanız da bu suçları işleyen adam da bir o kadar şerefsiz. Bu yüzden uzun soluklu güzel bir macera alıyor. Oyunun hikayesinin fazla detaylarına girmeyeceğim. Yok bu gizem neymiş falan bunu söylemeyeceğim çünkü bunlar spoiler olur. O yüzden çok yüzeysel anlatacağım yani. Siz oraya takılmayın, geriye kalan şeylere takılın. Oyunun böyle havasını seviyor musunuz ona bakın. Çizimler olarak gayet güzel çizimleri var. Genelde bir şeylere tıklayarak ilerlediğiniz bir oyun oluyor. Ve bu oyunu oynarken de arka planda güzel bir tane müzikle de oyunun içine dalmanızı sağlıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve boyut olarak da 543 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. She Sees Red. Bu bir interaktif film oyunu. Yani şöyle, gerçek görüntülerden oluşmuş sahneler var ve siz hem film izler gibi oyununuzu oynuyorsunuz. Aynı zamanda bu filmin içinde seçimler yapabiliyorsunuz. Bu seçimlerde sonları falan değiştiriyor. Gelecek olayları falan da değiştiriyor. Bunun gibi şeyler oluyor. Bu da bu şekilde oynanan bir tane oyun. Siz bir tane dedektifi canlandırıyorsunuz. Bir tane ceset buluyorsunuz ve bu ceseti araştırmaya koyuyorsunuz. Ama tabii bu böyle durur mu? Durmaz. Olaylar gitgide büyüyor. Cesedi öldüren mafyalar falan var. Onlara bulaşıyorsunuz. Bunun gibi olaylarla karşılaşıyorsunuz ve hikaye apayrı yerlere sarıyor. Galiba bu mafyalar kısmında birazcık spoiler verdim. Neyse şimdi oraya geçelim. Oyunun zaten grafiklerine diyecek bir şey yok. Zaten gerçek görüntüler. O yüzden oyunculuklara bakmamız lazım. Oyunculuklar da gayet güzel. Tabii Oscar'lı bir film gibi olmasa da Türk filmlerinden bin kat iyi. Ve müzikleriyle, arka plan temalarıyla sizi gayet de içine çekiyor. Ve seçimlerinizle hikayeyi 4 farklı yöne sokabiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve birazcık daha üstü telefonlar lazım. Ve boyut olarak da 2.2 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Age of Dynasties Roma İmparatorluğu. Aslında bu oyunu bu listeye koyup koymamak arasında gidip geldim. Çünkü bu oyunun oynayışı birazcık farklı. Oyunda siz Roma İmparatorluğu'nun başısınız abi. Yani imparatorusunuz. Ve siyasetten ekonomiye, savaşlardan politikalar gibi bir sürü şeylerde kararlar veriyorsunuz. Ve Roma İmparatorluğu'nu daha da büyütüp, genişletip, refahlatmaya çalışıyorsunuz. Ve bu oyun gitgide de katlanan bir mekanizmaya sahip. Yani ilk başlarda normal gibi kararlar düşünülse de ileriki seviyelerde sizin tutumluluğunuzu da ölçüyor. Mesela ilk başta verdiğiniz bir tane karar sonlara doğru vereceğiniz başka bir tane kararla uyuşmayabiliyor ve bu zamanda daha büyük sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Bunun gibi her şeyi güzel bir strateji eşliğinde oluşturup imparatorluğu yönetiyorsunuz. E şimdi siz diyebilirsiniz ki bu oyunda hikaye nerede diyebilirsiniz. İşte kanki orada durun. Çünkü bu oyunda kararları siz vererek hikayeyi siz yazıyorsunuz. Yemedi mi? Kanka normalde listeleri 8'lik hazırlıyorum ama bu sefer 9'luk yaptım. Yani oradan anlaşırız gibi. Dediğim gibi oyun sizin kararlarınızın üstünde yürüyen bir tane tarzda. Tabii oyun çok çeşitli olduğu için bir dezavantaj olarak da birazcık karışık olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden oynarken ilk başlarda birazcık dikkat edin. Yoksa sonlara doğru naneyi yersiniz. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak oyunu bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 152 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Murders and Budapest. Bu oyunda bir ara çok kar yağmış ve siz de donuyorsunuz, bir tane marikaneye sığınıyorsunuz ve oradan ayrılmaya çalışacakken bir cinayet oluyor. Ve siz de bu gizemin içine atlıyorsunuz. Tabi buradan sonra olaylar çok farklı yerlere gidiyor. Oyunun grafiklerine bakacak olursak çok güzel çizimleri var. Böyle çok basit ama güzel. Ayrıca oyun hikayeyi güzel ve komik bir şekilde anlatıyor. Güzel bir espri anlayışı var yani. Bu yüzden sıkılmadan içine girerek oynuyorsunuz oyunu. Ve şirin, küçük, basit grafikler olmasına rağmen jumpscare'la arada ödülünüzü patlatabiliyor. Hikayesi de genel olarak kocaman malikanedeki farklı farklı şekillerde işlenen cinayetlerin sırrını çözmek üzerine oluyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 209 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza.
Story. Bu oyunda bir hikaye eşliğinde ve güzel müzikler eşliğinde bulmacalar çözüyorsunuz ve bu şekilde hikayeye devam ediyorsunuz. Oyunun çok güzel bir yapısı var. Bir odada geçiyor mesela. Siz bir şeylere dokunarak o şeyleri inceliyorsunuz. Ve mesela şöyle bir şey var. Bir tane kasa var mesela, açamıyorsunuz. Başka odalardan matkap parçaları toplayıp matkap yapabiliyorsunuz. Onunla kasayı deliyorsunuz. Bunun gibi çok güzel bir mantığı var. Ve odadan odaya bir hikaye eşliğinde aklınıza gelebilecek çoğu şeyi yaparak ilerleyip oyundaki gizemleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oyunun çok güzel bir tane grafik yapısı var. Öncelikle çok sade, şık ve bir o kadar da detaylı. Nasıl oluyor anlamadım, işte o ikisi zıt ama aynı. Ayrıca oyuna bakış açınız 2 boyutlu ama 3 boyutlu gibi bir şey. Yani perspektif bir şekilde odaya bakıyorsunuz. Ayrıca odayı çevirdiğinizde önümüzdeki duvarın silip arkadaki duvarın oluşması gibi güzel detaylarla odanın her tarafına hakim olmamızı sağlıyor ve bu sayede çeşitlilik de artıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıfın birazcık daha üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 600 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Operadaki hayalet. Bu oyunda siz sevgilinizle bir operaya gidiyorsunuz ama operada zaman geçtikçe bir şeylerin doğru gitmediğini fark ediyorsunuz ve bu işi araştırmaya başlıyorsunuz ve asıl olaylar da ondan sonra büyüyor. Zaten hikayenin adından anlaşılmıştır. Operanın içinde bir tane hayalet var ve size musallat oluyor. İşte siz de bu güzel grafikli stilizde çizimler eşliğinde ve diğer insanlarla sohbet ederek veya opera binasında gezerek, hayvan gibi bir tane bina yapmışlar, orada gezerek yeni şeyler keşfediyorsunuz ve bu gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca binada opera binası olduğu için çok güzel müzikleri var. Aynı zamanda oyun çok durgun bir oyun değil. O güzel şirin grafiklere güzel güzel animasyonları da koyup daha da hoş bir görsel oluşturmuşlar. Oyunun sistem resimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde çalışır ve boyut olarak da 758 MB'lik bir boyuta sahip. Aynı zamanda 5 üzerinden 4.9 olumlu değerlendirme almış. Bunu da hatırlatmak isterim. Argo's Choice. Bu oyun sizin seçimlerinizle şekillenen bir çizgi roman gibi bir şey. Yani oyunun birazcık animeye kaymış, birazcık çizgi romana kaymış bir grafiği var. Ve bu ortamdaki ana karakteri siz kontrol ediyorsunuz. Ve tabii her şeyini kontrol ediyorsunuz. Yazışmalarını falan da kontrol edebiliyorsunuz. Ve hayvan gibi bir tane hikayenin içinde değişik seçimler yaparak bu karakterle farklı farklı maceralar atıyorsunuz. Ve hikaye bayağı uzun. Aynı zamanda bir arkadaşınızla telefonda görüşmenizdeki verdiğiniz cevap bile çok farklı şeyler değiştiriyor. Oyunun müzikleri ve görselleri, yani görsellerinde bazı detaylar var. Bir çizgi roman okuyormuş gibi hissettirse de hikayenin gidişatına göre bazı ufak tefek animasyon değişiklikleri oluyor ve arkadaki müzikler de bu temaya uyarak çok güzel bir ortam sağlıyor. Aynı zamanda hikayesi de gerçekten bir şaheser. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 136 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Modern Combat 5. Bu oyun çok eski ve çok tanınan bir tane oyundu. Bu yüzden aranızdan oldlar bu oyunu biliyordur. Ama tabii şu anda online oyunlar çok fazla piyasaya sürüldüğünden dolayı ve şerefsizler güzel de reklam yapıyorlar, yeni neslin maalesef ki oynamadığı ve çok da şey kaybettiği bir tane oyun. Oyun şu şekilde: siz bir tane askersiniz ve dünyanın çok farklı yerlerinde görevler yapıyorsunuz ve çok çeşitli görevler yapıyorsunuz. Mesela bazen bir helikopter serisiniz, New York şehrindesiniz ya da Tokyo'ya gidiyorsunuz, oradaki hikaye eşliğinde rehini kurtarıyorsunuz. İşte bunun gibi çok çeşitli hikayeler içinde bir sürü farklı oynayışla FPS, yani birinci şahıs bir şekilde operasyonlar yapıyorsunuz ve her görevinde ayrı bir aksiyon yaşıyorsunuz. Oyun ilk bakışta bir hikaye oyunu gibi gelmese de, yani onu bunu vurduğunuz kırdığınız bir savaş oyunu gibi gelse de, her şey hikayenin üzerinde güzel bir mantıkla ilerliyor. Ve bu sayede de takım arkadaşlarınızla takım olmak gibi, birlikte savaşmak gibi, taktik geliştirmek gibi çok güzel deneyimlerle oyununuzu oynuyorsunuz. Oyunun çok da güzel grafikleri var. Aslında oyun eski bir oyun ama o zamanın en iyi grafiklerine sahip oyundu ve bu grafiklerin güzelliğini de hala yitirmedi. Aynı zamanda isterseniz diğer insanlarla online bir şekilde savaşabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf telefonlarda birazcık kasarak ama daha üstünde çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 1.7 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Underworld Office. Ve geldik son oyunumuza. Bu oyunda siz Eugene adlı bir tane çocuğu yönetiyorsunuz. Çocuk da tam böyle ergenlikte bir depresyon havası olur ya, tam o havada bir tane çocuk. İşte onun iç sesiyle konuşur gibi oyunu oynuyorsunuz ve bu çocuğun kararlarını siz seçiyorsunuz. Ve yine sıradan bir tane günken hayaletler bir anda sinirleniyor ve gelip sizi öldürmeye çalışıyorlar. Sonra sizi başka bir tane hayalet kurtarıyor ve sizi kurtardığı için sizi yer altındaki ofisine çalıştırıyor. Tabii yer altında ofis dediğimde full hayalet dolu yani. Yani çocuk durduk yere çok saçma bir olayın içine atlıyor ve ne yapacağını bilmiyor. Siz de bu çocuğu kontrol ediyorsunuz. Oyunun çok güzel çizimleri var ve hikayesi de oldukça detaylı. Yani ilk başta anlattığım size birazcık saçma gelmiş olabilir ama öyle bakmayın, fantastik dünyasında özenle hazırlanmış bir tane hikaye. Ve çok tatlı bir hikaye gibi görünmesine rağmen hikaye gittikçe açılıyor ve karanlık yerlere gidiyor. Aynı zamanda listemizdeki 4. oyun gibi bu oyunda kullanıcı değerlendirmesinden 5 üzerinden 4.9 puan almış. Buradan da zaten kaliteyi anlıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve grafikleri ne kadar basit gibi görünse de
kocaman bir tane hikayesi bulunduğu için 617 MB bir boyuta sahip. Ve dostlar, artık videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu listemizde 9 tane hikaye tabanlı oyun vardı. Tabii bu oyunlar ücretsiz ve Türkçe bir şekilde filtrelenmiş bir şekilde vardı. Yani bu şekilde çok daha rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bize katılmayı unutmayın. Ve bunun gibi onlarca listemiz var. Onları da incelemeyi unutmayın. Haydi, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.